Partisi heyeti dün görevini yapmak için büyük bir açıklama yaptı. Yine bir geçit halindeydi. Herkes konusuna hakim bir şekilde çıktı ve konuştu. Bu konuşma önemli. Peşinin bırakılmaması gerekiyor. Seçim geliyor. 301 madenci meselesi de gündemde tutulması gerekiyor. Pek çoğunuzun öfkeden şunları söylediğini biliyorum. Ya Enver Bey, 301 madenci meselesinde ağladık, kahrolduk. Yine AKP çıktı. Burada da öyle olacak diyorlar. Biz insanların yoklukla sınandığı, ahlakının, düşünce dünyasının özgürleştirilmediği ve kutsal bayrakla, kutsal kitapla hizaya getirilmeye çalışıldığı şu dönemde insanları aydınlatmaya devam edeceğiz ve onların yanında olacağız. Dün bu konuşmalar yapılırken canlı dinledim. Bugün dikkatinize sunmak istiyorum. Yurdumuz büyük bir felaket yaşıyor. Yurdumuz yüzünde kömür karası olanlarla yüzünde utanmazlığın karası olanlar arasında bir köprüden geçiyor. Dolayısıyla burada bildiğimizi inatla ve ısrarla söylemeye devam edeceğiz. İşte o açıklama. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda son 20 yılda kadroların işini boşalttılar. Göreve getirilenler iş bilmeyen, direktif veremeyen kişiler olduğunu sık sık medyada yer aldı. Bu madenlerde eskiden on binlerce insan çalışırdı. Şimdi özelleştirmelerde tasfiyelerde bu sayı 400'lere 500'lere indi. Patlama olan madende eskiden 5000, şimdi ise 400 kişi çalıştığı söyleniyor. 5000 işçinin yaptığı işi 400 madenci yapıyor. Bu iş yükünü bu kadar işçi nasıl karşılasın? Bu kadar sayıda madenci aşağıya inerek üretim mi yapacak, nakliye mi yapacak, kontrol mü yapacak, disiplini mi sağlayacak, malzemeleri mi taşıyacak, gaz miktarını mı ölçecek? Evet, şimdi aslında meseleyi dün detaylı konuştuk. Burada daha üzerinde tepinmeyeceğim ama şunu unutmayalım. Bir kere neoliberalizmin o çirkin yüzü ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun haklı isyanını tekrar anımsatmak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu düzene karşı en büyük bayrağı burada açmıştı. Bunu hatırlatayım. Şimdi bakınız, bu kurumlarda en önemli mesele Sayın Veli Ağbaba'nın söylediği işçi sayısı azaltılmış, az sayıda işçiye çok sayıda üretim yapma zorunluluğu getirilmiştir üzerinden bakmamız gerekiyor. Yani insanlara bir kere patlama olmasa bile onların ölüme mahkum edildiğini ve insanlara bu yükün yüklendiğini ve işsizlikle sınandıklarını bilelim. Bu neoliberalizmin ana mottosu, yani ana belirleyici unsuru, ana işareti, varlık sebebi, tarifi. Peki bütün bunlar olurken bir sendika ne yapar Allah aşkına? Dün size bir görüntü izlettirmiştim. O görüntüyü anımsatmak için izleteceğim. Ardından da artık utanmazlığın ne derece sınırsız boyutta olduğunu size sergileyeceğim. Gerçekten başkalarının adına utanmak diye bir şey var, değil mi? Fakat öyle bir hale geldi ki mesele, artık kimse utanmıyor. Çünkü utanmazlık doğal olan, utanmak anormal olan haline geldi. İşte dünden o görüntüler, ardından da neden yayınladığımızı size göstereceğim. Ya böyle çıkıdık çıkıdık falan. Ya o kadar tiksindirici ki. Zaten köçek seyretmek neyin duygusudur anlamıyorum. Ne acayip bir şey, onu da bilmiyorum. Nesi estetik onu da bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum, onu da söyleyeyim. Neyin geleneği onu da bilmiyorum, lanet olsun, ama işçinin alın teri mekanında onun parasıyla oturduğunuz yerde bu yaptığınız şey ahlaksızlık. Dün ben beyefendiyi İstifaya davet ettim. Fakat bırakınız istifa etmeyi, pişkin bakın neler söyledim.
etmedi. Yani Gürcü işçi arkadaşlarımızın fark etmesi mümkün değil. Yani metan gazı hafif ve kokusuz bir gazdır. Arkadaşlarımızın birebir fark etmesi mümkün değil. Bununla ilgili zaten bizim ileri teknoloji aletlerimiz aşağıda kullanılıyor. Metan sensörlerimiz var aşağıda. Bizim olmazsa olmazımız yerin altında metan gazıdır. Yıllardır bizler metan gazıyla da boğuşuyoruz aynı zamanda. Çünkü metan gazı için hem zehirleyici hem boğuşudur. Bununla ilgili sensörler ciddi anlamda kontrol edilir. Dakika dakika, saniye saniye yerin üstündeki personel arkadaşlarımız bunu takip ederler. Gerekli yani yaşanabilecek sıkıntılarla beraber gaz değerleri yükseldiğinde de arkadaşlarımız yer altında bilgi verir ve olay yeri derhal boşaltılır bizde. Gaz oranları 1-1.5 seviyelerine geldiğinde elektrikler kesilir zaten, otomatik kesilir. Tüm cihazlarımız bizim yerin altında anti-korozyon özelliği taşır. Gaz seviyeleri 1000'de 2 seviyesine geldiğinde de bizim ocaklarımız boşaltılmak zorundadır. Bunu da bütün işçi arkadaşlarımız bilirler. Verdiğimiz iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimlerine de bu bilgiler arkadaşlarımıza verilir. Bu anlamda burada bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir hale geldik ki artık memleketin hali artık Türkiye'deki olup biten ne varsa bu Türkiye'deki olup bitenlerin hiçbirisine hesap sorulamaz hale geldi. Çünkü Türkiye hesap sorulmaması için organize edildi. Bunun altını çizelim. Bakın orada insanlar ne yaşıyor? Bakın nasıl bir tablo var? Bakın nasıl bir çaresizlik içindeyiz? Bunu sizin gözleriniz önüne sereceğiz. Şimdi açık söyleyeyim. Patronların doymazlığı, siyasi iktidarın patronların çıkarları için çalışması ya da siyasi iktidarın kendisinin patronlardan oluşması, devleti CEO gibi yöneteceğiz falan filan, şirket gibi yöneteceğiz demenin sonuçları. Arkada acılı aileler ve geleceksiz aileler kaldı. İşte o görüntüler. Anlatıyordu. Gaz kokusu çok var diyordu. Ama yapacak bir şey yok diyordu. Şef demiş ki bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil demiş. Şimdi bunu anlattı. Anlatıyordu. Gaz kokusu çok var diyordu. Ama yapacak bir şey yok diyordu. Şef demiş ki bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil demiş. Şimdi bunu anlattı.